Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar sabah kahvaltısında neler hazırlayacağım onu göstereceğim. Ay çok yorgunum arkadaşlar. Zeytine gittik, zeytin topladık. İnanın böyle hışımız çıktı böyle. Akşam da gelir gelmez hemen kendimi attım, biraz dinlendim. Ondan sonra sağ olsun kızım bir şeyler hazırladı. Yedik, arkasına çay içtik. Çay da zaten biliyorsunuz yorgunluğu alıyor. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Kahvaltıda neler hazırlayacağım? Kahvaltıda oğlumun canı hamur kızartması istemiş. Yani bunu genelde pişi diye biliyorum ben. Yani pişi diyor millet hani. Pişi hamur kızartacağım. Hamuru da nasıl kızartacağım? Sizlere şöyle bir hemen ufak bir şey yapayım. Yanıma bir kase alayım. İçine biraz su koyayım. Güzelce. Kimisi tahtanın üstünde açıyor, kimisi böyle açıyorlar, oklavayla açıp bardakla kesip öyle kızartıyorlar. Ama ben öyle yapmayacağım. Ben annemden gördüğüm gibi elimden alıp kopardım şöyle açıp şöyle kızartacağım. Zaten bu fırının hamuru da baya bir şey oluyor, kabarıyor. Onun için şöyle bir havasını alalım hemen. Zaten ona normalde günlük ekmek veriyorlar hani. Kaç tane mesela günlük 6-7 tane hakkı var. Abdullah da giderse Abdullah'a da günlük hakkını veriyorlar. Onun için şuraya küncü düşmüş. Onun için hakkını dedi, bugün ekmek almayacağım dedi. Ekmeğin yerine dedi hamur getirin dedi. Bize dedi hamur kızart dedi. Bayadım ver dedi. Yemiyoruz dedi. Ben de tamam dedim. İnanın hiç halim de yoktu. Yorgundum. Yapacak halim bile yoktu. Ama işte insan çocukları isteyince her şey yapası geliyor. Şöyle elimi bir sileyim, yıkadım. Hamurun şeyini, yağını da şöyle koyayım. Dün biz evde yokken her iş kıza kaldı. Biz sabah 6.30'da gittiğimizde sabah 6.30'da kalktık. 6'da kalktık. Hemen iki lokma bir şeyler atıştırdık. Dolmuş, gideceğimiz yer köydü çünkü. Dolmuşa yetişeceğiz diye. Erken kalktık, hazırlandık, yanımıza bir şeyler aldık, peynir, zeytin, işte patates kızarttım akşamdan iki tane. Hiç yoktan dedim, yani orada acıkırsak dedim yeriz dedim. Ama sağ olsun ev sahibi onlara hiç gerek kalmadı. Vardığımızda zaten masayı hazırlamış köy evi, ama güzeldi yani. Masayı hazırlamıştı kadın, kahvaltıyı hazırlamış, öğlen yemeğini falan erkenden pişirmiş, işçilere de yemek pişirmiş aynı gün. Bize de ayrı yemek pişirmiş. Nohut yahnisi vardı, zaten videoda görmüşsünüzdür. Nohut yahnisi vardı, hem bulgur pilavı hem de onların bir pirinçle yaptığı bir yemek var. Neydi, makrube mi ne, öyle bir şey, isimdi, unuttum şimdi ismini de. Öyle bir şey, onu şey yapmış, hazırlamış sağ olsun kadın. Şöyle. Aslında elimi yağa batırsaydım daha iyi olacaktı. Az bir şey yağ alsam. Hep küncü çok attıkları için küncüler hep dökülmüş içine. Yedik, arkasından çayımızı içtik, çektik. Sağ olsun evimize kadar da bıraktı. Sabah biz başka bir şeyle gittik, yani başka arabayla gittik. Sağ olsun artık abi bize öğleden sonra, işte saat kaçtı? 4'tü eve geldiğimizde. Hemen zeytini bir torba topladım zaten. Kendimize bir torba topladık. Bir de bir başkası daha vardı, ona da topladık, ona da dedi evine gidecek, o da yine Ceyhan'da olacak dedi. Onun için arkasından hemen toplayalım, getirelim dedik, onu da topladık, öyle getirdik yani. Ama yorucu bir gündü yani. Güzeldi ama yorucu bir gündü. Şöyle elim yağ batırıp da yaparsam kızartma, ama yağlı zaten de yine de elime yapışmaması için mecburen kızartacağım. Şöyle elimi yağlayacağım.
Dün de her şeyi Rümeysa'ya kaldı. Rümeysa da işte biz evde yokuz diye video çekmiş. Önceki gün benim çok midem ağrıyordu. Aslında Zeytin'e gidip gitmeyeceğimiz de bellisizdi. Midem çok kötüydü. Akşam yemeği yedik. Misafir vardı. Misafir gittikten sonrasında mideme bir ağrı yapıştı. Böyle öyle böyle değil yani. Gerçekten hiç ne oturabiliyor, ne yatabiliyor, ne kalkabiliyor. Hamur kızartması da güzel oluyor. Aslında kışın daha çok seviyorum ben. Hani kışın havalar serin ya. Serin olduğunda mesela kızartma ağır gelmiyor insana. Yazın biraz ağır geliyor kızartma insana. Onun için patlıcan falan kızartıyoruz ama patlıcan, biber, patates kızartıyoruz ama yine de insana ağır geliyor işte. Aslında hiç yemesek daha iyi olur da. Zeytin. Sarmaz zeytin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel zeytinleri var. Maşallah Rabbim daha çok versin. O bizi sevindirdi. Allah'ım da onu sevindirsin. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten kendileri yani hani numunelik insan derler ya. Gerçekten Ceyhan'da var öyle insanlar. Her sene sağ olsun zeytinyağımızı falan genelde veriyorlar. 5 kiloluk da olsa malımızın zekatı diyerek kendileri getirip zaten eve veriyorlar. Dün oradaydık işte ama gerçekten havası çok güzel. Böyle dağlık taşlık yer ama havası çok güzel. Buz gibi havası. Denize de yakın. Evleri de köy evi olduğundan daha böyle bir güzel. Mustafa içine un da atmış yapışmasın diye. Hep küncü atmışlar bunun içine ya. Rümeysa gel kızım sen de tepsiye hazırla hadi. Çayla beraber ben de hamur kızartmasını aslında çok severim. Eskiden köydeyken annem yapardı. Şöyle altını kısayım da fazla birden kaynamasın. Eskiden annem yapardı. Şimdi hala bile yani hamuru olduğu zaman hemen yapar. Hep zeytinin içi toz, toprak böyle ormanlık alan gibi zaten. Dağın tepesinde. Ormanlık alan gibi. Çok böyle toz toprak vardı. Rümeysa. Gel kızım sen tepsi hazırla hadi. Şöyle pufuduk pufuduk. Çok güzel oluyor. Çayın yanında da gerçekten böyle atıştırmalık da olsa hamurun olduktan sonrasında güzel olur. Bu biraz inat etti. Maşanın arasına girmiyor. Şöyle. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı. Hani kimisi sosyal medyada paylaşıyor da ama bizimkiler, benimkini daha doğrusu kimse şöyle paylaşmıyor. Nasıl paylaşmıyor? Birine söyledim. Dedim ki ne? Abla dedim benim videomu işte paylaşır mısın dedim. Hani dedim. Biraz dedim kanalımın hani ilerlemesi için. Bu söylediğime bayağı oluyor. Tamam dedi paylaşırım dedi. Aradan baya bir zaman geçti. Unuttu galiba. Geçenlerde de mesaj attın. O boya yaptığımızda
video atamam dedi. Dedim videomu paylaşır mısın? Şöyle tepsiyi de yanıma alayım da. Tamam dedi, paylaşırım dedi. Unutuyorum ben dedi. Ama dedi bana dedi hafta içi hatırlat dedi. Mesaj at dedi. Ben dedi paylaşırım dedi. Bir girdim ki ne kadın beni engellemiş. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten ben bu kanalı büyütene kadar çok zorluk çektim. Nasıl zorluk çektim diye sorarsanız. Şöyle. Yani ya saatim biz biliyorsunuz belki bilenler bilir YouTube'da belli bir saatin var. Onu dolduracağım. Bir de aboneni doldurmak zorundasın. Benim arkadaşlar kusura bakmayın. Telefon kendi bazen ısındığı zaman telefon kendiliğinden kameradan çıkıyor. Lafım orada yarım kalmış baktım ki ne. İşte 4000 dakika 1000 abone doldurmak zorundasınız. Onu doldurursanız ancak kanalınız öyle onaylanmaya, aha incelemeye alıyor. Bir hafta sürüyor inceleme. İncelendikten sonrasında size zaten mail geliyor. Kanalınız uygun bulundu. Reklam para kazanmaya hazır. Reklamlarınızı artık videolarınıza koyabilirsiniz diye. Öyle yani. İşte Erkan Davulcu abi sağ olsun paylaştı. Dedim hani abi dedim işte para ücretli mi yapıyorsun reklamı dedim. Yok dedi ücretli yapmıyorum dedi. Sadece dedi destek amaçlı dedi. Yardımcı oluyorum dedi. İşte videonun linkini attım abi dedim bunu paylaşır mısın dedim. Bu dediğimi bayağı oldu kanalın ilk zamanlarında. Zaten o da mesajımı hemen görmedi. 2 gün sonra gördü. Sağ olsun paylaştı, yardımcı oldu. O videonun üzerine biraz daha ilerledi. Tabii ki oradaki aboneler de gördüler, şey yaptılar. Geçenlerde de işte börek yapmıştım, gördünüz. 2 kere börek yaptım. Birinde hem ekmek yaptım sipariş üstüne, hem börek yaptım. Hem sonrasında bir de ayrıyeten patatesli börek yaptım. Onu şey yaptım, mesajını atmıştım, linkini atmıştım yani. Sağ olsun onu da paylaştı destek amaçlı. Allah razı olsun. Allah bana da acil şifalar versin. Allah hem evlatlarına bağışlasın. Gerçekten evlat acısı zor. Anne baba çok zorluklarla insanlar evlatlarını büyütüyorlar onun için. Allah'ın kimseye evlat acısı göstermesin. Benim de yeğenim öldü çünkü ben onu oradan biliyoruz. Kardeşim öldü ufak yaştayken. Babam öldü ufak yaştayken. Ben 12 yaşındaydım. Kardeşim öldü. Bir kardeşim vardı 4 yaşında. Zehirli ishaldan öldü. Yanlış ilaç mı kullandılar, ne oldular tam bilmiyorum o zaman. Annem kucağında götürüp getiriyordu böyle. Çok zorluklar çektik gerçekten. Ondan sonrasında fazla sürmedi zaten. Babam öldü. Babam öldükten sonrasında annem bize hem babalık yaptı hem annelik yaptı. Kadıncağız o da çok zorluk çekti. Ondan sonrasında da zaten İşte yeğenim öldü, halam öldü, emmim öldü derken aile yavaş yavaş azalmaya başladı öyle diyeyim. Yeğenimin zaten ölüsü hepimizi mahvetti. Çünkü hiçbir şey yokken arkadaş kurban oldu. Geçen de videomda yine söylemiştim. Arkadaş kurban oldu. Yine aynı öyle. Babamın ölümü yine aynı öyle yani birden o da hastaydı ama bir baktık akşam yattık sabah kalktık ki yani abimgil evde yoktu, abimgilde kalıyorduk o zaman, büyük abimgilde Antep'te kalıyorduk. Orada bir baktım ki ne babam yani gözleri şey olmuş artık, tek başımayım bir de evde, kucağımda öldü yani. Gerçekten insanlar yani arkadaşlar çekemeyen yani çekmeyen bilmez derler ya, çeken bilir derler ya, hani mesela Nasreddin Hoca damdan düşmüş de damdan mı düşmüş eşekten mi düşmüş, sözüm ona da demiş ya eşekten düşeni getirin bana demiş ya, aynı hesabı yani çekmeyen bilmez, çeken de zaten bilir öyle. Gerçekten burada bizim bir arkadaşımız vardı, o da videolarımı izliyor, onun da mesela kadının kız kardeşi öldü, arkasından fazla sürmedi abisi yani erkek kardeşi öldü kalp krizinden. Onun ölümü zaten hepsini yıktı. Onun ölümü şöyle. Yatakta kalp krizi geçirmiş. Öldü. Onun arkasına fazla sürmedi. Havası mı ne öldü. Kaynanası öldü derken
En sonunda kadın yani bir duyduk ki ne kocası ölmüş yani Allah yardım etsin herkese gerçekten üst üste yani bir senenin içinde kadın hepsini kaybetti. Kardeş, bacı, eş hepsini kaybetti. Ne zorluklar çekti yani. Şimdi çalışıyor ama yine de tabii ki zor. Erkek olmayınca insanın başında zor. Şöyle. Ben şunları da kızartayım arkadaşlar. Başlasın mı? Evet. Efendim? Baba bugün kandil yandı. Şuna başlayalım amele. Allah'ım sen büyüksün ya. Ne oldu baba? Bundan da bıcık mı? Sen ne kandettin? Ben acil ekmek yapmadım. Yok oğlum acil ekmek yapmıyorum. Acil ekmeği fırında güzel tam pişiremiyorlar. Evde de fırındakini şey yapmak istemedim. Onun için. Adı üstünde hamur kızartması dedenler acil ekmek demedim. Kahvaltımız böyle hazır arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Kusura bakmayın anca bu kadarlık yapabildim. Çok yorgundum çünkü. Onun için anca bu kadarlık yapabildim. Kahvaltımız, pişilerin hepsini pişirdim. Pişideyim bari bende millet hep pişidiyor. Hepsini pişirdim, bitirdim. Soframızı hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay et oğlum.